İyi akşamlar sayın seyirciler. 25 Şubat gündemine yansıyan gelişmelerle ana haberde karşınızdayız. Sayın seyirciler, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ertuğruloğlu, İsrail-Filistin konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Gazze'deki sorunun ancak iki devletli çözümle sonlanacağına vurguladı. Ertuğruloğlu, toplantı çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve Nijer İletişim Bakanı ile de bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca İstanbul'da düzenlenen ve işgal altındaki Filistin topraklarında işgalci İsrail yönetiminin dezenformasyon faaliyetleri ve gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik saldırıları temasıyla gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları olağanüstü toplantısına katılarak konuşma yaptı. Ertuğruloğlu konuşmasında teknolojinin gelişmesiyle dijitalleşmenin yaygın kullanımı, haber kaynaklarının çoğalması ve dolayısıyla algı yönetimi, dezenformasyon ve manipülasyonun da arttığına işaret ederek İsrail hükümetinin Gazze'de işlediği savaş suçlarını gizlemek için bu yöntemi kullanıp uluslararası kamuoyunun dikkatini farklı bir cepheye taşıdığını söyledi. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Gazze'de sorunun ancak iki devletli çözümle sonlanacağını vurguladı. Bakan Ertuğruloğlu toplantı çerçevesinde ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Nijer İletişim Posta ve Dijital Ekonomi Bakanı Sidi Muhammed Rallyu ile bir araya geldi. Toplumcu Demokrasi Partisi yeni umut yeni dönem sloganıyla 8. olağan kurultayını bugün gerçekleştirdi. Kurultayda başkanlığa tek aday olan Zeki Çeler partinin yeni genel başkanı oldu. Çeler konuşmasında TDP'nin yeni döneminin toplum için yeni bir umut olduğunu ve ülkenin yaşam alanını refaha kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi. Toplumcu Demokrasi Partisi 8. olağan kurultayı yeni umut yeni dönem sloganıyla yapıldı. Kurultayda açılış konuşmasını gerçekleştiren Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, Toplumcu Demokrasi Partisi'nin ülkeye sahip çıkma görevini üstlendiğini, yeni dönemin yeni bir umudun başlangıcını teşkil edeceği bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Divan Başkanlığı'nı Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı'nın yürüttüğü kurultayda konuşan Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mine Atlı, bu görevi yapmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade ederek partiyi güçlendirme hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini söyledi. Parti olarak ülkeye sahip çıkacak donanıma sahip olduklarını da belirten Atlı, Kıbrıslı Türklerin insanca ve özgürce yaşamasını sağlayacak çalışmaların devam edeceğini kaydetti. Yeni dönem, yeni umut olarak açacağımız bu sayfa Beni çok heyecanlandırıyor. Zekiçeler ile her zaman aynı görüşte olmadığımız hepinizin malumudur. Ancak zekiçelerin birazdan sizinle paylaşacağı tüm hedef ve vizyonunu harfiyen yerine getireceğinden hiçbir şüphe yoktur. Atlı'nın konuşmasının ardından faaliyet ve mali rapor okunarak aklandı. Daha sonra Toplumcu Demokrasi Partisi ile Toplumcu Kurtuluş Partisi Birleşmesi'nin de aralarında bulunduğu tüzük değişiklikleri oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Ardından kurultayda genel başkanlığa tek aday olan Zeki Çeler konuşma gerçekleştirdi. Çeler, Toplumcu Demokrasi Partisi'nin yeni döneminin toplum için yeni bir umut olduğunu ve ülkenin yaşam alanını refaha kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi. Bu parti geldiği için de çok temiz siyaset yaptı. Yıllardır ta geçmişi olan tekemeden beri muhtarlar, belediye meşhursiyeleri, belediye başkanları, milletvekilleri, bakanlar ve geneleğinden Cumhurbaş Sevil Armancı'nın divan Başkanı'nda söylediği gibi hepimizin anlı, açık ve at bir şekilde insanların karşısında olmaya devam ediyoruz. Tek bir eksiğimiz var bu liste içerisinde. Bir başbakan eksiğimiz oldu. Başbakan yardımcılığına kadar çıktık ama artık sıra mütevazı olmakta değil. Sadece biz muhalefet etmek için bu ülkede görev isterik demek de değil. Bu ülkenin bugün içine düştüğü bu çirkef yuvası halindeki durumunu kurtarmanın tek yolu konuşarak muhalefet etmek değil, sokaklara dökülerek muhalefet etmek değil. Evet bu da yapılacak ama iktidara gelip, göreve gelip, hükümete gelip, tüm yolsuzlukların, tüm adaletsizliklerin, tüm gelir dağılımında yapılan yüzsüzlüklerin ve haksızlıkların önüne geçerek bu ülkeye hak ettiği yaşam alanını ve refahı sağlamaktır. Çünkü artık her gün gazeteyi okuduğumuz da her gün sosyal medyaya baktığımızda gördüğümüz tek şey ben ülkemizden <laughs> utanıyorum. Biz ne hale geldik? Biz ne olduk böyle demekten artık bıktık. Ve gidecek tek bir yerimiz var. Çünkü ülke olarak dibe baktık. Bu saatten sonra gideceğimiz tek bir yer var. Yukarısı daha doğru olmak, daha dürüst olmak, daha samimi olmak ve bu topluma artık adaleti getirerek yaşam alanını refaha kavuşturmaktır. TDP'nin sosyal demokrat yapısı her zaman olduğundan daha güçlü bir şekilde hem kendi içinde yaratacağı bu yeni dönemde sinerji hem de toplumun her kesimini kucaklayacağı bir dönem olacak konuşmasının ardından genel başkanlığa tek aday olan Zeki Çeler Toplumcu Demokrasi Partisi genel başkanlığına getirildi. Kurultay 50 kişilik parti meclisiyle denetleme ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin belirlenmesiyle son buldu. Toplumcu Demokrasi Partisi genel başkanı Zeki Çeler başkan olmasının ardından ilk değerlendirmesini BRT'ye yaptı. Zeki Çeler bilimsel çalışmalarla çağdaş bir devlet yaratmak için yola çıktıklarını söyledi. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler, başkan olmasının ardından BRT'ye konuştu. Partinin son iki yılda çok ciddi süreçlerden geçtiğini ve ayakta kalabilmek için mücadeleler verdiğini belirten Çeler, kurultaydaki tüzük değişikliğiyle Toplumcu Demokrasi Partisi Toplumcu Kurtuluş Partisi Birleşmesi'nin de resmileştiğini kaydetti ciddi ve geniş bir ekiple çalışacağını ifade eden çeler ekonomi, sağlık, eğitim, çevre, sosyal devlet gibi ülkelerin gereksinimi olan her alanda uzmanlarla ilerleyeceklerini söyledi. Zeki Çeler, toplumun en büyük sıkıntıları olarak nitelendirdiği ekonomi ve güvenlik konularında ciddi bir çalışma yürüttüklerine de dikkat çekerek usulsüzlük ve yolsuzlukların önüne geçmek için halktan görev talep ettiklerini kaydetti. Bilimsel çalışmalarla çağdaş bir devlet yönetimi için e, yola çıktık. Bugünden itibaren TDP olarak e, tabii ki Kıbrıs meselesi konusundaki hedeflerimiz ve düşüncemiz aynıdır. Bakidir. BM parametre çerçevesinde e, Kıbrıs'taki çözümün ve barışın sağlanması için mücadele Kaderimizi sürdürmeye çalışırken kendi kurumlarımızın da ayakta durabilmesi açısından tüm adımların atılması için e, biz düğmeye bastık. Sayın Seyirciler Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak genel kurulunun gündeminde Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasa Önerisi Sanayi Sicil Değişiklik Yasa Tasarısı yer alıyor. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak. Genel kurulun gündeminde Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasa Önerisi, Sanayi Sicil Değişiklik Yasa Tasarısıyla Sayıştay Komitesi'nin pandemi döneminde karantina uygulamaları hakkında Sayıştay Denetim Raporu yer alıyor. Toplantıda kamu çalışanlarının aylık maaş, ücret ve diğer ödeneklerinin düzenlenmesi 2 numaralı değişiklik yasa tasarısının 3. görüşmesi de yapılacak ve tasarının geneli oylanacak. Ulusal Birlik Partisi ilçe başkanları toplandı. Toplantının gündeminde Mart ayında başlaması planlanan siyaset akademisi programı başta olmak üzere örgütlerin güçlendirilmesi için atılacak adımlarla son siyasi gelişmeler vardı. Ulusal Birlik Partisi ilçe başkanları siyaset akademisi ve son siyasi gelişmeler gündemiyle toplandı. Lefkoşa ilçe başkanlığında yer alan toplantıda Mart ayında başlaması planlanan siyaset akademisi programı başta olmak üzere örgütlerin güçlendirilmesi için atılacak adımlarla son siyasi gelişmeler ele alındı. Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa ilçe başkanlığından yapılan açıklamaya göre siyaset akademisinin uzman öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı Derviş Eroğlu'nun dünden bugüne Ulusal Birlik Partisi konulu açılış dersiyle başlanması planlanıyor. Etkinlikte mavi vatan kavramını literatüre kazandıran Müstafi Tümamiral Doçent Doktor Cihat Yaycı, Türklerin psikolojisi tarihin ruhumuzda bıraktığı izler kitabının yazarı Profesör Doktor Erol Gökhan'ın yapay zeka ve politika ilişkisi konusunda, sosyal medya ve dijital güvenlik eğitim araştırma merkezi başkanı Profesör Doktor Levent Erarslan'ın yanı sıra Ulusal Birlik Partisi kurucuları, diplomatlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinden alanında uzman öğretim üyeleri ve konuşmacıların yer alacağı duyuruldu. Açıklamada akademi kapsamında ayrıca Ulusal Birlik Partisi'nin kuruluş süreci ve Kıbrıs Türk siyasi tarihindeki önemi Kıbrıs sorununun tarihçesi, müzakere süreci, anlam planı süreci ve referandum, Kıbrıs'ın Avrupa Birliği üyelik süreci, iki devletli çözüm modelinin temelleri, uluslararası hukuk bağlamında Kıbrıs meselesi, medya okur yazarlığı, ekonomide temel kavramlar ve modeller, Ulusal Birlik Partisi iktidarında gerçekleştirilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki büyük projeler ve ekonomiye katkısı, Siyasette stratejik iletişim ve kamu yönetimi, yerel yönetimler perspektifinden Ulusal Birlik Partisi belediyeciliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandırılan projeler, toplumsal yapı ve aile kurumu, Kıbrıs, Türkiye ve dünyadaki su sorunu ve çözüm önerileri, sürdürülebilir turizm çeşitleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki istihdam fırsatları konularında dersler verileceği belirtildi. Narenci üreticileriyle bir araya gelen Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, üreticiyi korumak için ada sattığında planlama yapılması gerektiğini belirtti. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefke'de Narenciye üreticileriyle bir araya geldi ve yaşanan sorunları dinledi, çözüm önerilerini paylaştı. Yeşil Yurt bölgesindeki üreticilerle bir araya gelen Cumhuriyetçi Türk Partisi heyeti ardından Gazi Veren ve Doğancı'daki üreticilerle buluştu. Cumhuriyetçi Türk Partisi heyeti ayrıca bölgede dalında kalan mandoraların olduğu bahçeleri de gezerek üreticilerin sorunlarını yerinde tespit etti. Erhürman ziyaretinden Narenciye üreticilerini vektör böcekten koruyabilmek için Güney Kıbrıs ve Avrupa Birliği ile istişare kurup ada genelinde bir planlama yapılması gerektiğini belirtti. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye arasında imzalanan taahhütnameye göre 15 bin ton mandora ihracatının onaylandığını ancak bu rakamın tüm ihracatçıların görüşünü yansıtmadığını ifade eden Erhurman bu konuda Türkiye yetkilileriyle yeniden görüşme yapılması çağrısında bulundu. Tufan Erhürman, Bakanlar Kurulu'nun bir an önce toplanıp karar alması ve bahçelere giderek doğru tespiti yapmasını da istedi. Kıbrıs Vakıflar İdaresi BAF'ta ortaya çıkarılan Türk ile ilgili Rum basınında yalan haberi değerlendirdi. EFKAF'tan yapılan açıklamada böyle bir ifşaat bugüne kadar örtbas edilmiş bulunan tarihi bir gerçeğin şuursuzca ortaya atılmasından öte bir anlam taşımamaktadır denildi. Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kıbrıs Türk Malları Birimi tarafından BAF kazasında 51 Kıbrıs Türk mezarlığının tespit edildiğine, buna ilaveten 34 caminin bulunduğuna, 5 caminin ise eski eser kapsamına alındığına ilişkin Filelefteros gazetesinde yayınlanan haberi şaşırtıcı ve ilginç olarak niteledi. 34 caminin bugüne kadar kayıtlarda görülmemesi veya bilinmemesinin mümkün olmadığını vurgulayan vakıflar idaresi böyle bir ifşaat bugüne kadar örtbas edilmiş bulunan tarihi bir gerçeğin şuursuzca ortaya atılmasından öte bir anlam taşımamaktadır açıklamasında bulundu. Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamada Kıbrıs Türk Malları Birimi'nin tarihsel süreç içerisinde yitirilmiş bulunan Türk vakıf mallarının birer birer tespitini yapması, yıkılan mescitlerimizin ve eğitim yuvalarımızın kimler tarafından nasıl harap edilerek ortadan kaldırılmış olduğunu açıkça ortaya koyması ve dünya kamuoyunu bilinçlendirmesi daha isabetli olacaktır denildi. Açıklamada tescilli vakfiyeleriyle sabit olan ek binaları net bir şekilde belirlenmiş ata yadigarımız Kıbrıs Türk Vakıfları miktar olarak bugün ne yazık ki gerçek rakamlarıyla ifade edilememektedir. Yitirilmiş, liste dışı bırakılmış yüzlerce vakıf emlakimizden sadece söz edilmekte ancak bunlara yeniden sahip olunamamakta. Dolayısıyla vakıf yapan atalarımızın vakfiyeleriyle insanlık adına yapılmasını istediği hayır hizmetlerinin yerine getirilmesinin de mümkün olmadığı açıkça ortadadır. Hukuk dışı damalarla Türk vakıf mallarının yetirilmesi Kıbrıs Türk toplumunun aynı zamanda milli varlığına mali ve manevi açıdan yapılmış haksızlık ve darbeleme eylemi olarak değerlendirilmelidir ifadeleri kullanıldı. Dönsevişer İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. 142 gündür süren saldırılardaysa hayatını kaybedenlerin sayısı 29.692'ye yükseldi. İsrailler ise Gazze'deki İsrail'li esirlerin geri götürülmesi ve Netanyahu hükümetinin istifa talebiyle sokaklara döküldü. Gazze'de soykırımı soy engelleme önlemlerine ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'nın talep ettiği raporda yarın divana sunulacak. İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine yönelik saldırıları aralıksız sürerken bölgeye uyguladığı tam ambargo sebebiyle Filistinliler temel gıda malzemeleri dahil birçok hayati ihtiyacı temin etmekten aciz kalıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 142 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi. İsrail'in son 24 saatte 86 Filistinli öldürdüğü belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 29.692'ye yükseldiği aktarıldı. Öte yandan İsraililer Gazze'deki İsrailli esirlerin geri götürülmesi ve Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim talebiyle sokaklara döküldü. Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde binlerce gösterici toplandı. Binlerce kişilik gösterici grubu Tel Aviv'in merkezi noktalarından Kaplan Caddesi'ne doğru yürümeye çalıştı. İsrail polisi göstericilere müdahale etti. Netanyahu'nun şahsi konutunun önünde de yaklaşık bin kişi toplandı. İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve ihlalleri artarak sürerken, Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılandığı dava kapsamında Filistinlileri soykırımdan korumaya yönelik aldığı önlemlere ilişkin raporunu yarın Divan'a sunması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bedeli ne olursa olsun İsrail'in barbarlığını, soykırım girişimlerini, savaş suçlarını ve sadece Gazze'de değil, Filistin'in tamamında sürdürdüğü kötücül faaliyetlerini delilleriyle ortaya koymak zorundayız dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü toplantısında konuşan Altun, İslam ülkeleri olarak hakikati haykırmaya devam edeceklerini belirterek, Filistin davasının küresel gündemden düşmesine asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Aileleri hedef alınmıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı, işgal altındaki Filistin topraklarında işgalci İsrail yönetiminin dezenformasyon faaliyetleri ve gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik saldırıları temasıyla İstanbul'da yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya 43 ülkeden 20 bakan, iletişim ve medya kuruluşlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinden oluşan yaklaşık 200 üst düzey temsilci katıldı. Toplantının açılışında konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, teşkilatın merkezi olan Kudüs'ün bugün işgal altında olduğunu aktararak, ne var ki 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail zulümlerini kat kat artırmış dünyanın gördüğü en büyük katliamları soykırımı Gazze'de Filistin topraklarında hayata geçirmiştir ne yazık ki bu süreç devam etmektedir diye konuştu İsrail'in batıcı sömürgeci ve emperyalist zihniyetinin Orta Doğu'daki fiili uzantısı olarak bölgede zulümlere, ağır insan hakları ihlallerine ve katliamlara imza attığını belirten Altun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki veto ayrıcalığının sorumsuzca ve kötücül bir şekilde kullanılması da bunun bir neticesidir. Bu durum bizzat uluslararası sistemin içinde bulunduğu çaresizliği de göstermektedir. Bu sistemin revizyonu elzemdir dedi. Altun, Türkiye olarak küresel kriz ve çatışmaların çözümünde öncü rol alabilecek uluslararası sistemin inşasını ısrarla vurguladıklarını belirterek, 1967 sınırları içerisinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafi bütünlüğü olan bir Filistin devletinin kurulması hepimizin Filistin konusundaki duruşunun temelini oluşturmaktadır ifadesini kullandı. Fahrettin Altun, bağımsız bir Filistin devleti kurulmadığı müddetçe İsrail'in katliamlarını durdurmanın ve bölgede kalıcı bir barışı tesis etmenin mümkün olmadığını söyledi. Altun, bedeli ne olursa olsun İsrail'in barbarlığını, soykırım girişimlerini, savaş suçlarını sadece Gazze'de değil, Filistin'in tamamında sürdürdüğü kötücül faaliyetlerini delilleriyle ortaya koymak zorundayız. Bu çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz derlendirmesinde bulundu. İslam ülkeleri olarak hakikati haykırmaya devam edeceklerini belirten Altun, Filistin davasının küresel gündemden düşmesine asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları olağanüstü toplantısının nihai bildirisi açıklandı. Bildiride İsrail'in medya çalışanlarını kasıttı ve sistematik olarak hedef alması kınandı. Uluslararası topluma da medya mensuplarına karşı işledikleri suçlardan ötürü İsrail işgal güçlerini sorumlu tutacak acil bir soruşturma açma çağrısı yapıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletleri enformasyon bakanları olağanüstü toplantısı nihai bildirisi açıklandı. Bildiride işgalci İsrail yönetiminin Filistin halkına yönelik devam eden askeri saldırıları ve 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde Kudüs Şerif'te dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistinli sivillere yönelik sistematik baskı, katliam ve soykırım kınanarak daha fazla can kaybının önlenmesi için koşulsuz ateşkes çağrısında bulunuldu. İsrail işgaline ilişkin sistematik olarak yürütülen yanlış bilgilendirme kampanyalarıyla İsrail'in Gazze şeridinde gerçekleştirdiği vahşet ve soykırım niteliğindeki katliamları örtbas etmek amacıyla yanlış ve yanıltıcı bilgi ve sahte haberler yaymasının kınandığı bildiride uluslararası topluma işgal altındaki Filistin topraklarında görev yapan medya mensuplarına karşı işledikleri suçlardan ötürü İsrail işgal güçlerini sorumlu tutacak acil bir soruşturma açma çağrısında bulunuldu. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların Filistin meselesiyle ilgili Filistin halkının kendi kaderini tayin etme, özgürlük ve ulusal bağımsızlık hakkını teyit eden tüm kararlarının hatırlatıldığı bildiride, 10 Aralık 2023'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10. Acil Özel Oturumunda kabul edilen, sivillerin korunması ve yasal ve insani yükümlülüklerin yerine getirilmesi başlıklı kararını memnuniyetle karşıladıkları aktarıldı. Filistin meselesinin iki devletli çözüm temelinde çözülmesinin bölgede sağlam, kapsamlı ve kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması için tek yol olduğunu vurgulayan bildiride, işgalci İsrail yönetiminin işgali meşrulaştırmak, Gazze Şeridi'nde barbarca yaptığı kitlesel zulümleri ve işlediği savaş suçlarını haklı göstermek için yürüttüğü dezenformasyon kampanyaları kınanarak bunlara karşı uyarıda bulunuldu. Yeniden yurttayız. Maliye Bakanı Özdemir Berova, İskele ve Karpaz bölgesine ziyaret gerçekleştirdi. Gelir ve Vergi Dairesi İskele Şubesi'ni ve Yeni Erenköy Dip Karpaz Belediyesi'ni ziyaret eden Berova, Karpaz bölgesinde de vatandaşlarla bir araya giderek bakanlığın çalışmalarını aktardı, sorunları dinledi. İskelede Bakanlığına bağlı Gelir ve Vergi Dairesini ziyaret eden Maliye Bakanı Özdemir Berova, çalışanlarla bir araya geldi ve dairenin işleyişiyle yapılması gerekenler konusunda bilgi alışverişinde bulundu. Ardından Karpaz bölgesine giden Berova, Yeni Erenköy Dip Karpaz Belediyesi'ni ziyarette bulundu. Yeni Erenköy Dip Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı tarafından karşılanan Bakan Berova, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Berova daha sonra milletvekili Emrah Yeşilırmak ve belediye başkanı Hamit Bakırcı ile birlikte Dip Karpaz'da genç yaşta hayatını kaybeden vatandaşın evine giderek ailesine taziyelerini iletti. Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın Karpaz ziyareti kapsamında son durağı Kaleburnu ve Yeni Erenköy oldu. Burada da vatandaşlarla bir araya gelen Özdemir Berova, bakanlığın çalışmalarını aktardı, sorunları dinledi. Yiğitip Giden Kültürel Miras Sempozyumu sona erdi. Yapılan açıklamada sempozyum süresince sunulan 40 bildirinin basımı için gerekli çalışmaların başlatıldığı ve ele alınan konuların sonuç bildirgesiyle ilgili kuruluşlara iletileceği açıklandı. Girne'de düzenlenen yitip Giden Küresel Miras Sempozyumu sona erdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Kültürel Mirası Koruma Araştırma Derneği ve Alaşya Terrakota Sanat Topluluğu tarafından organize edilen sempozyum süresince kültürel mirası tahrip eden birçok risk faktörü olduğu örneklerle ortaya konuldu ve çözüm önerileri sunuldu. Sempozyumun tamamlandığına ilişkin yapılan açıklamada küresel mirasın en çok insan ve doğal afetler nedeniyle tahrip edildiği belirtilirken küresel mirasın koruma algısını güçlendirmek için yapılabileceklere dikkat çekildi. Sempozyum süresince sunulan 40 bildirinin basımı için gerekli çalışmaların başlatıldığı da ifade edilen açıklamada sempozyumda ele alınan konuların sonuç bildirgesi ilgili kuruluşlara iletileceği kaydedildi. Açıklamada 2024 yitip giden küresel miras kitabı yayınlanacağı da belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilen ikinci polisiye film olan Öldüren Sır seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Filmin galası 29 Şubat Perşembe akşamı Yirne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda yapılacak. Anlam veremediğiniz bir davranışı, bir hareket oldu mu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilen ilk polisiye film olan Vaka Üstüne Vaka ekibinin ikinci filmi olan Öldüren Sır izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini İbrahim Halil'in, senaristliğini Ogan Güntem, yapım koordinatörlüğünü Oya Kutsal, Berkay Çağ ve Ogan Güntem'in üstlendiği, başrollerinde Sinan Gürzap ve Feyza Ongül'ün yer aldığı filmin galası, 29 Şubat Perşembe akşamı Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek film yapımcılarından oya kutsal öldüren sır hakkında bilgi verdi. Cidayet hikayesi polisiye. Evet, polisiye yine bir dizi ölümler gerçekleşiyor ve bunu araştıran polisler ve bir gazete ajansı bu işle ilgileniyor. Bir ülkenin sineması olmaması bana göre çok büyük bir eksikliktir. Her ülkenin kendine ait bir filmcilik adayışı vardır ve herkes sıfırdan başlıyor. Birinci film bizim için deneyimdi, ikinci filmde daha tecrübelendik. O yüzden sponsorlarla destekleyelim bu filmi. Ama ne yazık ki bu bağlamda hiçbir şirket, hiçbir iş insanı sponsor olmaya yaklaşmıyor. Girne'nin tanınmış simalarından Sinan Gürzap da öldüren sır filminin başrol oyuncularından biri. Gürzap filmde gizemli ünlü bir seramik sanatçısını canlandırıyor. Film çekmenin sanıldığı kadar kolay olmadığını dile getiren Gürzap, ülkede sinemanın sektör haline gelmesi için desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ezber çok zordu. E, replikleri ezberlemek. Bir de televizyondan gördüğümüz gibi o kadar basit bir şey değilmiş. E, tekrarlar çoktu. Yani bir beş dakikalık sahneyi bütün gün çektiğimiz oldu. Farklı açılardan olsun işte olmadı tekrar bir yeri aksadı tekrar falan bayağı zor bir şeymiş. Onu da öğrendik, tecrübe ettik. Tuğçehan öğrendi en çok zorlayan zaman darlığı. Kimse profesyonel oyuncu değil. Mesleklerini yaparken film çekmek zordu. Diğer zorluk da ekipman ve teknik altyapı konusunda yaşandı dedi. Öncelikle sponsorlarımızın haricinde devletimizin yani bizi yöneten hükümetlerimizin bu gibi Ülkemizi tanıtır, tanıtmakta da büyük rol oynayan yerli yapım filmlerine çok büyük destek vermesi elzemdir. Hı hı. Onun haricinde tabii ki yerli sponsorlara da çok büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Onların da desteğini mutlaka istiyoruz. Anlam veremediğiniz bir davranışı, bir hareket oldu mu? Öldüren Sır filmi galanın ardından sinemalarda da izleyiciyle buluşacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. liglerinde 20. hafta tamamlandı. Süper Lig'de alınan sonuçlar şöyle. Tremeşeri Holding Dumlupınar 4, Göçmenköy 3, Miracle Karşıyaka 2, Asancak Yeşilova 3, Çetinkaya 3, Doğan Türk Birliği 0, Türk Ocağı 0, Küçük Kaymaklı 1. Birincilikte ise şu sonuçlar alındı. Miracle Değirmenlik 2, Yalova 0, Mustafa Hacali Yılmazköy 2, Dems Construction Çanakkale 1, Düzkaya 0, Girne Halkevi 0. Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyette puanını 70'e çıkaran Sarı Lacivert'e ekip maç fazlasıyla Galatasaray'a geçerek liderliğe yükseldi. Basketbol Musmer Uni Lig'de 3. haftanın son maçında Rauf Denktaş Üniversitesi sahasında konuk ettiği Avrupa Liderlik Üniversitesi'nin 57-43'lük skorla mağlup etti. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibine oranla daha üstün bir oyun ortaya koyan Rauf Denktaş Üniversitesi sahadan 57-43'lük skorla galip ayrılarak bu sezondaki ilk galibiyetini aldı. Rauf Denktaş Üniversitesi'nde James Baker 20 sayıyla takımın en skorer ismi oldu. Handball Kadınlar Ligi'nde tek maçla devam edildi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi arenada oynanan maçta Digem Şahlan karşısında 26-7 galip geldi. Özgün Atakan U14 Erkekler Ligi'nde aynı salonda oynanan maçta ise Şahlan Yakın Doğu Üniversitesi karşısında 5-0 kazandı. Voleybol U14 kız ve U15 erkekliklerinde 5 karşılaşmayla devam edildi. U14 Kızlar Ligi'nde Karpaz Gate Marina, Gazi Mausa Belediyesi Çamlık Sporu 3-0, Küçük Kaymaklı Deplasmanda Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni 3-2 ve Maraş Gençlik Vakıflar karşısında 3-0 galip geldiler. U15 Erkekler Ligi'nde ise Gazi Mausa Belediyesi Çamlık Spor Deplasmanda Karpaz Gate Marina'yı ve Maraş Gençlik Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni aynı sonuçta 3-2 mağlup etmeyi başardılar. Türkiye U18 salon atletizm şampiyonası İstanbul'da başlarken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu kafilesinde yer alan Aslıhan Kandil Türkiye üçüncüsü oldu. Ataköy atletizm salonunda yer alan şampiyonanın ilk gününde 60 metre branşı elemelerinde elde ettiği 8.04'lük derecesiyle final vizesi alan Aslıhan finalde kariyerinin en iyi derecesini koşarak 7.90'lık dereceyle Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi. Tekvando Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2024 Siyah Kuşak ve Dan sınavları başladı. Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Senior Master Öykü Ergin, Ceyda Uçaner, Cansu Keskin, Zeynep Keskin, Serdar Çakır, Süheyla Bölükbaşı başkanlığında imtihan komisyonu üyeleri, milli takım antrenörleri ve teknik komite üyeleri tarafından yapılan sınavda sporcular tüm tekniklerden sınava tabi tutuldular. Müzik İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, konuk ettiği Newcastle United'ı 4-1 yendi. Üst üste 6. galibiyetini alan topçular, 58 puanla lider Liverpool'la arasındaki puan farkını yeniden 2'ye indirdi. Barcelona konuk ettiği Getafe'yi 4-0 yendi. Bu sonuçta puanını 57'ye çıkaran Katalan ekibi maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Almanya 1. Futbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih, konuk ettiği Leipzig'i 90 artı 1'de bu ...olduğu golle 2-1 mağlup etti. Bundesliga'da Bayer Leverkusen 61 puanda zirvede yer alırken Bayern Münih 53 puanda ikinci sırada bulunuyor. <laughs> Türkiye Milli Erkek Basketbol Takımı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemeleri B grubundaki ikinci maçında İzlanda'yı 76-75 mağlup etti. Karşılaşmada 10 dakika sürü alan Erten Gazi maçı 10 sayı 3 reboundla tamamladı. Amerikan Basketbol Ligi'nde 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics deplasmanda New York Knicks'i 116-102 yendi. Celtics Knicks'in karşısında kazanarak ard arda 8 olmak üzere 45. galibiyetini aldı. Celtics'te Jaylen Brown 30 sayı ve 8 reboundla maçın yıldızı oldu. Orlando Magic, Detroit Pistons deplasmanda son saniye basketiyle 112-109 galip gelerek peş peşe 3 sezonun 32. galibiyetini aldı. Batı Konferansı lideri Minnesota Timberwolves sahasında Brooklyn Nets'i 101-86'lık skorla geçerek bu sezonun 40. maçını kazandı. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. Yüksek basın sistemi nemli ve serin hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurtumuzda... hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden hafif yer yer orta kuvvetle esecek. Bu gece en düşük hava sıcaklığı. Lefkoşa'da 8, Girne'de 10, Alev Kayası'nda 9, Güzel Yurt'ta 5, Gazimovsa'da 9, Lefke'de 10, Yeni Erenköy'de 12, İskele'de 8 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı. Nefkoşa'da 20, Girne'de 20, Aliyev Kayası'nda 17, Güzel Yurt'ta 20, Gazi 20, Lefke'de 19, Yenerenköy'de 20, İskele'de ise 20 derece dolaylarında seyredecek. Bölgemiz denizlerinde bugün hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden 2 ile 4 kuvvetinde esecek. Deniz hafif, bir ara orta dalgalı, tahmin dalga yüksekliği 1 ile 1,5 metre dolaylarında olacak. Müzik markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sundu. Radyo Televizyon Kurumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk ve öncü yeşil enerji kullanımı.